SEYEV Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda dil bilimci Seda Yekeler bizimle birlikte. Hoş geldiniz Seda Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi SEYEV, Yabancı Dil Vakfı. Yani eğitime dair pek çok vakıf sayabiliriz ama Yabancı Dil Vakfı sadece buna odaklanan bir vakıf olarak aslında bir ilk olma özelliği taşıyor sanırım, değil mi? Evet, Türkiye'nin tek Yabancı Dil Vakfı SEYEV. Şimdi SEYEV'i bize biraz anlatın. 2010 yılında yola çıkmışsınız. Önümdeki rakamlar diyor ki 10 bin çocuğa burs verildi. SEYEV Vakfı ne yapar? SEYEV Türkiye'nin dediğim gibi tek Yabancı Dil Vakfı. Böyle Anamur'da ortaokul ve liseyi devlet okulunda okurken bir İngiliz öğretmeninin dokunuşu, sevgisiyle bu hayali aslında orada tohumlarını ekmiş. Aslında bir İngilizce öğretmeninin hayaliyle yola çıkmış. İmkanı olmayan çocuklarda, koleje gidemeyenlerde ya da yurt dışında bu eğitimi, İngilizce kurslarında bu eğitimi alamayanlarda kesinlikle dil edinmeli. Çünkü biz çok güzel işler yapan çok güzel bir ülkeyiz ama kendimizi dünyaya dünyanın diliyle anlatamıyoruz şeklindeki bu, biliyorsunuz, hepimizin yaşadığı anlıyorum konuşamıyorum sorunsalını kafaya takmış bir dil bilimcinin hayaliyle kurulmuş 12 yılda, evet, 10.045 çocuğa dil laboratuvarı kurarak, dil kütüphaneleri kurarak dil bursu vermiş bir vakıf. SEYEV kısaca imkanı olmayıp dünyaya açılmak isteyen herkesin yuvası, dünyayı açan bir pencere olarak tanımlıyorum ben. Şimdi böyle bir eğitim yolculuğunda temel ihtiyaçlar vardır ya, işte çocuklar sınava hazırlanacak, işte matematik önemli, değil mi? Şimdi sınavlara giriyorlar. O konuda destek vermeye çalışıyoruz ama yabancı dil biraz böyle ikinci planda kalıyor hani. Onlar olsun da yabancı dil ekstra olsun gibi. Ama birilerinin de bunu esas mesele edinmesi anlamında önemli bir adım attınız. Kesinlikle. Şimdi yine SEYEV'e döneriz neler yaptı diye ama son zamanlarda Ankara'dan siz Büyükşehir Belediyesi ile bir çalışma yaptınız. Herkesin yabancı dil konuştuğu bir köy, dil köyünü. Biraz anlatır mısınız? Dil köyünde ne yaptı çocuklar? Zamanlarını nasıl geçirdiler? Nasıl şekillendi bu proje? Evet, Haziran ayında okullar kapanır kapanmaz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da destekleriyle çocukların, evet, sene içinde örgün eğitimde 1296 saat İngilizce görüyoruz ama bu çocuklar nerede pratik yapacak, nasıl konuşacak diye yıllara sarih bir hayalim vardı. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de özellikle Kadın ve Sosyal Politikalar Daire Başkanı Serkan Bey'in de hep beraber Başkan Bey'le böyle bir hayali bir anda, hani derler ya, aynı şeyleri düşünen bir araya gelir diye birleşti ve biz Ankara'da çok güzel bir barajımız var. Baraja yakın Kesik Köprü ilçe diyelim, ilçesinde 46 bungalovdan oluşan ve bir yaz boyunca 1000 tane çocuğu eğitecek bir dil köyü kurduk. Evet, SEYEV'in gönüllü ortak çalışması. Yabancı hocalarımız yurt dışından yeni geldi. Bütün faaliyetlerini, işte sporunu, sinemasını, televizyonu, her şeyini İngilizce yapıyor, İngilizce konuşuyor. Şu an görüyoruz mesela ekranda, evet, burası sanırım, evet, değil mi? Evet, evet, çok harika bir köy. Orada çocuklar spor da yapıyor. Ya yaz okulu tabii, gibi tabii, aslında. Spor, ama İngilizce konuşarak işte sporunu yapıyor, yemeğini yiyor, filmler izliyorlar. Bütün aktivitelerini, bir de böyle çok güzel farklı alanlardan çocuklar geldiği için sosyalleşiyorlar, tanışıyorlar. Bir de en güzeli belli bir grup, yani belediyeye başvuran belli bir grup seçildiği için yabancı hocalarla tanışıyorlar. Onların kültürlerini belki öğreniyorlar. De ilk defa tanışıyorlar. Evet, kesinlikle, çünkü bu bir sosyal sorumluluk projesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran ilk 1000 ailenin çocuğu. Bu arada biz kışın da bu projeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşam merkezlerinde başlattık. 5 yaşam merkezinde 1000 çocuğumuzu konuşturduk. Bu ikinci binlik grup. SEYEV bir anda 10.000'den 12.000'e doğru gidiyor. Tabii hayalimiz ülkede herkes dil konuşsun. Dil bir ders olmasın. Böyle zorlandığımız ya da sadece ekonomik duruma bağlı yapılabilen bir şey olarak görülmesin. Herkes dil konuşsun. İngilizce demiyorum, yabancı dil çok önemli. Çünkü dünyaya açılmanın en temel şartı dünyada yaygın konuşulan dillerden birini anlayıp kendini öyle ifade edebilmek. Aslında amacımız sevdirmek bu işi. Bir yandan da özgüveni aslında, değil mi? Yani her şey çocuklukta daha kolay oluyor ya, alışkanlık kazanmak, bir şeyin temelini atmak. O yüzden hani sevmesi ve özgüvenli bir şekilde de, yani ben nerede olursa olsun, çünkü yarın öbür gün iyi bir üniversiteye gitse yine kesinlikle yabancı. Mesela hazırlık sınıfları var şimdi.
Bugün üniversite tercihlerinde son gün, hemen oraya da getireyim sözü. Hazırlık okuyacağım, acaba zorlanır mıyım, hiç de yabancı dilim yok diyenler var. Evet, bu aralar en bence ailelerin arasındaki en trend konudur. Çünkü hep dediniz ya, ya tamam bir liseyi kazan sonra bakarız İngilizceye. Tamam şimdi üniversite zamanın, bir üniversiteyi hallet sonra. Şimdi üniversiteye girdim, bölümünü bitir sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ben çok uzun yıllardır her şeyde çok büyük başarıya ulaşmış yetişkinlerde içinde tek ukde İngilizce konuşamamak kalmış bir dil edinim seansı yapıyorum yetişkinlerle. Tek dedikleri ileride ertelediğiniz her şey sonra en büyük pişmanlığınız tabii, oluyor. Tabii. O yüzden hani bu yeni nesil teknoloji, internet çok faydalı şeyler. O yüzden imkanım var. Bu hayıflanma olmasın diye de ben bütün belediyelere buradan çağrı yapıyorum. Varsa merkezleriniz, inanılmaz sayıda gönüllümüz var. Siz gönüllü projemize bize destek olun. Üstünü basa basa söylüyorum. Tamamen imkan yaratamayanlara ileride ya işte biz de koleje gidemedik deyip hayıflanmasınlar çocuklar. Sen de yapabilirsin. Kim olursan ol sen de bu işi yapabilirsin diye bunu yapıyoruz. Dolayısıyla İngilizce hazırlıkta da bugüne kadar yapamadım, koleje mi gittim, ne yapayım, hazırlık zor mu kolay mı demesinler. Gün bugün, yarından itibaren evet ya ben bu dili edinmeliyim, ne olursam olayım, mühendis, doktor, öyle hiç fark etmez. Hı hı. Bu dili bir an önce ders olarak değil, edinerek hayatıma sokmalıyım deyip evet hiç İngilizcesi yoksa hazırlık okumalı mıyım? Tabii ki hemen okusun, çok çalışsın hazırlıkta. Üniversite sınavından yeni çıktım, çok yorgunum deyip hazırlık çok tehlikeli bir dönemdir. Evet. Biraz rahatlığa kavuşurlar. Sonra da çok pişman olurlar. Hı. Öyle pişman olan binlerce gencin de hocası olarak söylüyorum. O yüzden hani ertelemesinler, şimdi başlasınlar ve bunu eğlenceli hale getirerek yapmanın da yolları var. Kesinlikle. Onu bulsunlar değil mi? Dediniz ya ders gibi bakılacak bir mesele değil bu. O zaman uzak duruyor, sıkılıyor, bir türlü bir de bu dile maruz kalma meselesi var. Şimdi siz bu öğrencileri, mesela bize birkaç köylere gittiniz, bahsetsenize oralara. Gittiğinizde çocuk sizi gördü, evet o an heyecanlandı, bir şeyler aktardınız ama sonra dönüyorsunuz bırakıp onları. Onlar nasıl orada dile maruz kalıyor? Alıyor, ödevler mi veriyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Oradaki İngilizce öğretmenleri, tabii bu tamamen gönüllü kişi, ona gönüllü olmak isteyen İngilizce öğretmenlerini YEK metodla, bizim kendi metodumuzla eğitiyor. Pandemiden önce bunları yüz yüze yapıyorduk. Şimdi artık online yapıyoruz. Online eğitimlerimize katılıyor hocalar ve oradaki çocukları bizim YEK metodun kullandığı materyaller ve bizim hazırladığımız programla eğitiyorlar ve iline, ilçesine bağlı olarak, yani şu anda SYD Mardin'e gidin, Dağra'da mesela oradaki yeni bulunmuş antik kenti tanıtan bir işte Furkan'ımız var. Onu da görürsünüz. Hakkari'nin köyüne gidin, işte Ordu Çatalpınar'a gidin. Böyle dil laboratuvarları kurduğumuz için hocalarımız, gönüllü hocalarımız onları takip ediyor. O dil laboratuvarından evet. Çıkıp mı arkadaşımız orada kendi bölgesine rehberlik yapmaya başlıyor? Orada mı evet, dilini evet. geliştiriyor? Evet, hatta tesadüfen görmüşler. Aa inanılmaz ya, bu çocuk burada kaç yaşında, orada köyden. Bizim Furkan. Nasıl böyle güzel İngilizce konuşuyor? Sonra da sevdiğince beni de tesadüfen tanıyan bir çiftmiş. Çok ağladık, böyle duygulandık. Çünkü Türkçe tanıtıyordu orayı ve çok inanılmaz tatlıydı böyle. Daha yeni yeni konuşuyordu yani o derece. Ona bir hayal, bir ışık verdim. Şu anda inanılmazmış ve İngilizce konuştukça ilgi de çekiyor ya orada şimdi. Hmm. Böyle binlerce çocuğumuz var. İşte hayatın içine sokma aslında bu. Şimdi eğitim sisteminde çocuklar diyecek ki ama biz üniversite sınavından yeni çıktık, hazırlık, test. Yazmacı haklılar, bir şey demiyorum. Çok sıkıcı sistemler uyguladıkları için hayatın içine sokamıyor. Biz burada işte bakıyoruz, Furkan Dağra'yı mı tanıtıyor? Harika bir rehber olacak. Bak sen burayı İngilizce tanıt. Ya da işte bir tane adosumuz vardı. Sevin'in ilk öğrencisi şu anda bu Ankara'daki Dil Köyü'nde gönüllü eğitmenlik yapıyor. Bakın 12 sene sonra. Eğitmen oldu. Evet, gerçekten yani inanılmaz aksanıyla. Hiç dil bilmiyordu. Evet. Sevin'le beraber okudu, burslarını tamamladı. Şu an birkaç dil biliyor bu arada. Şu anda oradaki kızlara diyor ki ben yaptım, sen de yapabilirsin. Ve speaking klaplar yapıyor. Bugün 15 gündür adasımız orada. Ona da ne dedik? Sen iyi bir sanatçı olabilirsin, işte harika müzik yeti ama bunları dünyaya nasıl atacaksın? İngiliz. Yani ilgi alanlarıyla bunları birleştirip ders gibi gördürmediğimiz için hayatlarının içinde kullanıyorlar. Ve internet nerede olursak olalım, yani daha köylerine kadar işte ulaşamayan yerlere internet sağladığımız için
Çok büyük bir nimet size artık. Size nasıl ulaşırlar? Yani dediniz ki dezavantajlı bölgelerde çocuklar dediniz, köyler dediniz. Bir kere dil laboratuvarı dediğinizde gözümüzde ne canlansın? Nasıl bir şey yok? Okullarında dil laboratuvarı kurdurmak isteyen öğretmenlerimiz ya da okul müdürlerimiz, devlet okulundaki öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz seyev.org. Biz dil laboratuvarı başvurularını resmi olarak oradan alıyoruz. Gözümüzde okulda eğer verebilecekleri fiziki bir alan varsa minik böyle postane, işte pastane, kitaplık. İlk Ankara'da bir Beytepe'de bir devlet okulunda kurmuştuk. İngilizce derslerini orada yapıyorlar. Dinliyorlar, izliyorlar ve işte bankada alışveriş yapıyor, postanede mektubunu atıyor falan gibi böyle bir yaşam alanı kuruyoruz. Yani ben gerçekten yani hayalim bütün Türkiye'de dili şu sıranın üzerinde yazarak çizerek öğretmeyi bir gün yok ederiz diye düşünüyorum. Çünkü yaşanılan bir şey yani kendi Türkçemizi evde ailemiz bize tahta kurup öğretmediğine göre. Ya da göre, yani hani hadi kızım gel evet, bakalım şimdi salondayız oda geziyoruz bak burada masa hadi yazalım kesinlikle demiyor değil mi? Yaşıyoruz hayata, masanın üstünde yemek yiyoruz. Evet heyecanlanmalılar yani ben soruyorum neden sevmiyorsun, neden İngilizce'den işte iyi not almak istemiyorsun falan. O kadar çok dertleri var ki çocuk. Kimisi diyor ki işte hocam o ne yazılıyor? Van okunuyor. Şimdi bakıyorsun çocuk 7 yaşında ve haklı. Türkçe okumayı doğru yeni öğrenmiş. O ne yazılıyor? Van okunuyor. Dedik ki ama şimdi bunu başka bir bakış açısı vermek lazım çocuğa. Yani bu bir formülle yapılacak bir ders değil. Hayatında seni nereye getirecek? Bunun bir de zeka boyutu var. Çoklu zeka kuramıyla çalışıyoruz ve ana dilinden başka bir dile maruz kalarak gelişen beyin inanılmaz derecede gri maddeyi artırdığı için yetişkinlik dönemine geldiğinde kısa dönemli hafızadan uzun dönemli hafızaya çok çabuk işliyor. Hala resmi olarak deneyler sonuçlanmadı ama Alzheimer'ı engel olduğuna dair değil de durdurduğuna dair birkaç bilimsel makale var yurt dışında. Biz de burada bakıyoruz birkaç yaşlı bakım evinde acaba gerçekten yeni bir dili sürekli dinleseler maruz kalsalar ne? O yüzden yetişkinliğe yapılan da çok büyük bir yatırım. Yani sadece iletişim kurmak farklı ülkelerden birileriyle anlaşma meselesi değil. Yani bu dil dinleme sırasında diyorsunuz beyinde de havai fişekler patlıyor. Kesinlikle. Bir de şeye çok üzülüyorum. Ben buradan sizin vasıtanızla söylemiş olayım. Bazı meslek grupları var ya da işte mesela ev hanıma ne gerek var? Ya ben polis olacağım. Dile ihtiyacım yok. Bu ihtiyaç meselesine ya da bir de şey vardır ya. Ben derdimi bilecek kadar biliyorum fazlasına gerek yok. Ama dert ne mesela? Derdin ne? Yani derdin mağazaya gidip bu kaç lira? Ucuz, pahalı ya da pasaporttan senin derdin bu kadarcık çalsa ki bu bir dert değil. İngilizce bilmek, edinmek, konuşabilmek bu değil ki. Yani şu anda Türkçe kendimizi nasıl ifade ediyorsak aynısını konuşabiliyorsanız dil edinmiş olursunuz. Gidip pasaporttan geçip alışveriş yapabilmek ya da Google Translation'ı gösterip restoranda sipariş verebilmek, dert anlatmak değil tabii ki. Yani bu bakış açısı yok olması lazım. Yani dünya üzerinde yabancı dile bu kadar vakit ve nakit harcamamıza rağmen dil konuşamayan ülkeler listesinde birinci sıradayız. 1296 saat örgün eğitimde ders, 3,5 milyar dolarlık yıllık dil turizmine para harcana ve sonuç 50 yıldır işte yapılan haberleri görüyorsunuz. Türkiye dilde sınıfta kaldı diye. Hani bu yanlış. Anlıyoruz canım. Tabii. Anlıyoruz da konuşamıyoruz. Evet. O kadar da şey yapmayalım yani üstümüze gelmeyin. Evet. Geçen gün bir tiyatroda Juliet'in annesi Romeo'nun annesine bir cümle kuruyor. Diyor ki seni ömür boyu konuş ama hiç anlaşılma diyerek lanetliyorum diyor. Dedim ki galiba Türkiye'de böyle bir şey oldu yani. Evet konuşuyoruz. Bazen anlaşılmıyoruz ya da anlaşıyoruz ama konuşamıyoruz. Böyle bir paradoks var. Umarım SEYEV bu gönüllülükle, bu sosyal sorumlulukla bunu çözmek için yollarda her zaman. Güzel olan tarafı hani köy köy gezmek, farklı bölgelere, Türkiye'nin farklı bölgelerine gitmek. Bunu desteklemek isteyen insanlar da size başvursunlar mı? Yani bu bireysel ailelerin desteğiyle değil de büyük aslında bütçelerden de bahsediyorsunuz kesinlikle laboratuvarlar derken. Sizi kimler desteklesin istersiniz? Yine seyev.org'da gönüllüler kısmı var. Bir kere şu çok önemli. Evet maddi desteklerle bunu yapıyoruz. Yani laboratuvarı kuruyoruz. Teknik ekipmanından tutun materyallerine kadar hepsi. Çok şükür binlerce yetişkin ve iş insanının öğrencisi olduğum için sağ olsunlar. Sırasından mobilyasına çok mesela yıllardır mobilya bağışımız var. İnanın şu anda reklama girmesi adını veremiyorum ama yıllardır mesela o mobilyaları gönderir falan. Büyük firmalar hep bu şekilde aynı bağışlar yapıyor. Ama bireysel olarak en çok istediğim şu zaman bağışı yapın. Örneğin İngilizce biliyorsunuz
ve başvurun. Haftada bir saat bizim eğitimimizi aldıktan sonra, YEK metot eğitimini, mini bir online eğitimimizi aldıktan sonra siz de bağlanıp Mardin'de bir çocuğa dokunun. Yani bu çok güzel. Çok evet. Güzel. Gönüllüleri öyle büyütüyoruz ve sonra birkaç sene sonra sizin İngilizce edindirdiğiniz bir çocuğun hayatta bambaşka bir... Sadece İngilizce edinimi evet. de değil. O tabii, kişinin tabii. mesleği, yaşı, belki öğretmendir, öğrencidir, ilham da verir evet. aslında değil yani mi? Yani zaman bağışı bir araya gelmek. En değerli şey. Çünkü sizi görüyor, sizin mesleğinizi tanıyor. Kimi zaman bir avukat öğrencim gönüllü ders veriyor, kimi zaman bir biyolog öğrencim. Sizi tanıyor, görüyor, evet ben de yapabilirim diyor. Hayatlara dokunuyoruz aslında. En güzeli bu. Bir kişi değişir, dünya değişir. Bana Anamur'da bir İngilizce öğretmeni sevgi ve ilgiyle baktı ve sen de yapabilirsin dedi. Ve bu zincir on binlerce çocuğa ulaştı. Eminim SEV'le daha da ileriye taşıyacağız. Şimdi böyle TM, MF, arkadaşlar eşit ağırlık tercih yapıyorlar vesaire. Dil genelde azdır dilden başvuran sayısı. Siz çok biraz, çok az. Çok çok az, evet. Çoğu zaman belki açılmaz evet. o alan bazı okullarda. Siz İngilizce, Fransızca, mütercim tercümanlık evet, Bilkent bitirdiniz. Evet, Bilkent mezunuyum ben, evet. Sonrasında yüksek lisansınızı Fransa'da mı yaptınız? Evet, hukuk İngilizcesi alanında... Aslında şöyle, ben mesela Fransızca İngilizceden sonra edindiğim için ve inanılmaz sevdiğim bir dildi. Kesinlikle Fransa'ya gidip orada yaşayıp özellikle de hukuk çevirisi alanında yani ilgim, çünkü avukat da olmak istiyordum bir yandan ama dili de çok seviyordum. Birleştirerek evet, bir eğitim. Kombinasyon yaptım. Bilinçli bir şekilde mi edinmek diyorsunuz? 2-3 defadır evet. dili edindiğim için diyorsunuz, öğrendiğim için demiyorsunuz. Kesinlikle, çünkü YEK metodun iki tane çok önemli ve ülkede değiştirmek istediği bakış açısı var. Bir tanesi dil bir yetenek değil, beceridir kesinlikle. İkincisi de dil öğrenilmez, edinilir. Çünkü bir şey öğrendiğiniz zaman kısa dönemli hafıza ezbere başlıyor. Ve onu uzun dönemli hafıza eğer edinerek işletmezseniz kesinlikle unutuyorsunuz. Yani çok duyarsınız. Ya Amerika'da kaldım, o kadar geldim, kullanmadım, unuttum. Ama Türkçeyi unutuyor muyuz? Yok. Bir ay konuşmayın yine ama o bizim ana dilimiz. Hayır. Beyinde oluşan bizim metodumuzun özellikle eğildiği Broca ve Wernicke bölgelerinde bu dil nasıl ediniliyor Broca'da ve Wernicke'den nasıl çıkıp konuşuluyor şeklinde bir müdahalemiz olduğu için. Geçen gün Koreli bir konuğumuz vardı. Koreli ama yıllardır, 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Öyle güzel akıcı Türkçe konuşuyordu ki, yayın sonrasında da atasözleri falan söylüyor. İnanılmaz. Yayında bir çırpıda müfredat edinmiş. Dedi mesela. Edinmiş. Edinmiş işte. Hocam dedim, nasıl takılmadan evet, evet. müfredat çıktı yani ağzınızda. Kesinlikle. İşte o edinmek çok güzel kısmı örnek. Evet. Önemli. Yani öğrense evet. anında gelmeyebiliyor çünkü, değil mi? O öğrendiklerimiz evet. aklımıza. Kalıp ezberlemekle işte şey diyorlar ya, umarım bu da bir gün son bulur. İşte ben A1, B1, C2, Intermediate, Pre-Interm, kur kafanızda. Türkçenizle ilgili bir kur var mı kafanızda? Hmm. Şu kadar ya, biliyorum, bu kadar biliyorum Türkçe'yi. Tabii sadece şey deriz ya, yani ana dili ağdalı. İşte bir avukat mesela inanılmaz uzun cümleler kurar, çok ağdalı konuşur. Kimisi çok kısa kelimeyle. O zaman son dakikada yaz tatili de devam ediyor. Anneler, babalar, çocuklarına bu dil edinimiyle ilgili nasıl yardımcı olsunlar? Şu ara ne yapsınlar? Okul da yok hazır. Evet, şu ara bir kere tatildekiler eğer bizi izliyorsa lütfen sahilde orada burada İngilizce öğrenen çocuğu hadi koş kızım işte şu turistle konu lütfen zorlamasınlar. Baskı yapmasınlar. Çok, evet evet kesinlikle çok yanlış. Seni o kadar okula gönderdi, o kadar İngilizce koş amcayla konuş koş. Kesinlikle bu beyinde çok yanlış bir şeye yol açıyor. Çünkü o anda hani koş panik konuş oluyor. Dediğinde beyinde başka şeyler oluşabildiği için en önemli tavsiyem bu. Tamam. İkincisi 7/24 maruz kalmak çok önemli. Teknoloji nimetlerinden yararlanalım. Ailecek yapılan sevgi dolu aktiviteler işin temeli. Hep beraber Netflix'ten altyazısız anlamasalar da ya da herhangi bir platform, hani platformun adı çok önemli değil ama izlemeleri veya işte 7/24 bir yabancı kanalı evde hiç kapamadan, aile neye ilgi duyarsa çocuk da onun yansıması. O yüzden hep birlikte buna ne kadar önem verip sevgi duyduklarını göstermeliler. Motivasyon. Motivasyon. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli katkınız ederim. İçin. SEV Yönetim Kurulu Başkanı Seda Yekeler bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Arkadaşlar 23.59'a kadar tercih listelerini oluşturabilirsiniz. Eğitim uzmanlarımızla sizlere tavsiyelerimizi aktardık programın başında. Bugün bize de müsaade. Siz bu listeleri teslim ettikten sonra bir ufak dinlenmeye çekileceksiniz bizim gibi. Ama lütfen güzel haberlerinizi bekliyoruz. Umarım herkes için hayırlısı neyse, hangi bölümse o olur. Bol şans diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.